بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كتاب الصوم. Oruca bir mukaddime yapmıştık. Şimdi muhtardan ibareyi okumaya başlayalım. Savm kelime anlamı itibariyle tutmak demekti. Islahtaki anlamı ise, fıkhi dildeki anlamı, el-imsâkü anil ekli ve şurbi vel cimâi. Kişinin yemeden, içmeden, cimadan yani ailevi birliktelikten kendini uzak tutmasına, bunu da imsaktan iftara kadar yapmasına oruç diyorduk. Oruç farzdı, herkese farzdı, farz-ı ayındı. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de, sünnette delil vardı. Bir de bunun üzerine icma yapılmıştı ki o delillerden bahsetmiştik geçen dersimizde. Peki ibareye başlarsak, Savmu Ramazana farizatun ala kulli muslimin akilin baligin edaen ve kadaen. Önce ibarede İmam Mevsili rahmetullahi aleyh muhtarın ibaresinde orucun kısımlarını anlatacak. İlk olarak farz oruçtan bahsediyor. Savmu Ramazana, Ramazan orucu, farizatun farzdır ala kulli muslimin, her Müslümana. İbadet olduğundan dolayı muhatap olan, mükellef olan Müslüman olacak. Alâ küllim muslimin, her Müslümana farz. Neden her Müslümana farz? Çünkü ayet-i kerimede femen şehide minkumu şahra fel yasum. Men ifadesi ummiyet ifade ediyordu. Yani bütün herkes, hilali gören herkes oruç tutacaktı. Sadece onun istisnası vardı. Oradaki istisnai durum neydi? Yani tahsis vardı orada. Ve men kâne merîdan ev alâ seferin. Femen şehide minkumu şahra fel yasum. Gören herkes tutacaktı. Fakat Kur'an-ı Hakim'in istisnası ise ve men kâne merîdan ev alâ seferin. Hasta olan tutmayacaktı. Yani oruç tutmasına engel olacak derecede hastalığı olan ev alâ seferin ya da misafir olan, yolcu olan, ki bu yolculuğu şer'i dilde neyle kayıtlandırıyorduk? 90 kilometre ve üzerinde bir mesafede yolcu olacaktı. Peki onun dışında her Müslüman tutacak. Peki yani çocuk olursa tutacak mı? Buna kayıtlar getiriyor. Nasıl Müslüman? Muslimin, akilin, akıllı olacak. Delinin dini yoktur. Sorumluluğu yoktur. Çünkü akledemez, fehmedemez. Akıllı olacak. Baliğin, buluğa ermiş olacak. Baliğ olacak. Ergin olacak. Çocuk olmayacak. Çocuklar oruç tutarlar. Büyükler onlara oruç tutmayı öğretirler. Fakat sorumlu değiller. Edaen ve kadaen. Yani hem eda cihetiyle orucu tutacaklar, eda cihetiyle فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Sizin şerhte de var. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesi. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ. Hilali gören, ayı gören herkes oruç tutsun. Peki kaza cihetiyle de oruç tutacaklar. Yani eda edemeyenler, vaktinde Ramazan orucunu tutamayanlar daha sonra tutacaklar ki bunun delili de burada yine o ayet-i kerimenin devamı فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ. Sonraki günlerde, diğer günlerde onlar da oruçları tutarlar. Ramazan biter. Ramazan şerif bitince uygun zamanlarda kaç gün tutamadılarsa hastalıktan ya da yolculuktan dolayı onları tutarlar. O halde farz oruç Ramazan orucuydu. Ramazan orucu kimlere farz olurdu? Müslüman olacak, akıllı olacaktı, bali olacak. Ya onlara eda cihetiyle farzdı. Eğer Ramazan şerifte bir engel yok, orucu tutacaklarsa eda olurdu. Vaktinde ibadeti yapmaya eda diyordu. Eğer vaktinde yapamadılarsa kaza edeceklerdi. فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ. Yani bu bununla mı kaza farz olur, yoksa edanın emriyle mi farz olur? Hanefi mezhebinin tercih edilen görüşüne göre
Eda'nın emriyle aslında kaza da farz olur. Neden? Çünkü bu kişi o orucu eda edemediğinden dolayı hala onun zimmetinde bu oruç devam ediyor. Onu da şari düşürmediğine göre Allah Teala eda etmesi gereken ama edemediği orucu ondan düşürmediğine göre, bu da onu yapmadığına göre hala sorumluluğunda o ibadet devam ediyor. Neyle? Femen şehide minkum şahra felyasum. Bu ayetle devam ediyor. Bu ayet aynı zamanda ona orucu kaza etmeyi de emrediyor. Fakat feindetum min eyyamin ukhar. O zaman bu ayet neyi ifade ediyor ki bazılarına göre bu ayet kazanın delilidir? Hayır, bu ayet mutlaka eda edilemeyen o orucun eda edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Yani tekit ediyor, anlamı güçlendiriyor. Çünkü eda etmeyen, vaktinde orucu tutmayan kişi daha sonra bunu zaten tutması gerekiyor. Düşüren bir delil olmadığına göre, yani eda edilmediği takdirde onu o kişiden düşüren bir delil olmadığına göre yapılmamıştır. Yapılması gerekir. Dolayısıyla ilk emir, ilk talimat hala geçerlidir. Şimdi ikinci oruç, yani orucun çeşitleri bir anlamda burada tadad ediliyor. Onlar sayılıyor. Önce farz oruçtan başladı, bahsetti. Şimdi ise vacip olan oruçtan bahsedecek. وَصَوْمُ النَّذِي وَالْكَفَّارَاتِ وَاجِبٌ. Yani İslam harfleriyle, rakamlarıyla başına bir yazarsanız buraya iki yazarsınız. Yani başlıklar atarsanız ya da rakamlar koyarsanız vacip oruç diye daha kolay anlarsınız. وَصَوْمُ النَّذِي وَالْكَفَّارَاتِ وَاجِبٌ. Nezir orucu. Yani adamıştır. Adam şu işim olursa 3 gün oruç tutacağım demiştir. Bu orucu tutacak, vaciptir. Orada sizde de delil olarak şu ayeti almış. Vel yufu nuzurahum. Nuzurahum nezirleri demek. Onlar nezirlerine, yani adaklarına vefa göstersinler. Onları yerine getirsinler. Ve savmun nezri, nezir orucu. Adadınız muayyense, işte falan gün oruç tutacağım dediyseniz, muayyense orucunuz, Dahve-i Kübra'ya kadar niyet edebiliyordunuz. Dahve-i Kübra, Ramazan orucu, nafile oruç, bir de nezri muayyen, günü belli olan adanmış oruç, adadığınız oruç. Onların niyetini ne zamana kadar yapabiliyordunuz? Dahve-i Kübra'ya kadar. Yani büyük kuşluk vaktine kadar, öğleden işte bir saat önceye kadar niyet ederseniz, ama öncesinde bir şey yememiş olacaksınız. Niyetiniz geçerli olurdu. Ama eftal olanı geceden niyet etmekti, akşamdan niyet etmekti. Eğer nezri mutlak olsa, yani gününü belirtmediniz, bir gün oruç tutacağım dediniz ama hangi gün olduğuyla alakalı bir ifadeniz yok, o zaman bu oruca ne zaman niyet edeceksiniz? Geceden. En geç niyetinizi imsak vaktine kadar, fecr-i sada kadar yapacaksınız. Ondan sonra niyet etseniz olmaz. Peki efendim, orucun ikincisi, ikinci çeşidi, وَصَوْمُ النَّذْرِ adak orucu, وَالْكَفَّارَاتِ kefaret oruçları, vacibun vaciptir. Üçüncüsü ise, وَمَا سِوَاهُ نَفْلٌ nafile oruçlar. وَمَا سِوَاهُ bunun dışındaki ise nafiledir. Peki o zaman farz oruçtan bahsetti. Vacip olandan, üçüncü olarak da nafile oruç. Nafile oruçta geceden niyet edebiliyordunuz, gündüz de edebiliyorsunuz. Dahve-i Kübra'ya kadar. Delil, Efendimiz Aleyhisselam eve gelirler, sorarlar bir şey var mı? Annelerimiz yok deyince Allah Resulü Aleyhisselam, inni izel lesaimun, o halde ben oruç tutayım, oruçluyum buyururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi ise hangi gün oruç tutmak haramdır, ondan bahsedecek. وَصَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَاَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَرَامٌ. صَوْمُ الْعِيدَيْنِ bayram günlerinde oruç tutmak, iki bayramda, Ramazan bayramı, Kurban bayramında.
Ve eyyâmi teşrik, teşrik günleri, yani Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4. günlerinde, teşrik günlerinde efendim oruç tutmak haramdır. Kurban Bayramı'nın 4 gününde, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde oruç tutmak haramdır. وَصَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَاَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَرَامٌ. Neden? Çünkü bu günler yeme içme günleridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina günleriyle alakalı buyurdular ki اِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ. Yani bu günler işte Kurban Bayramı'nda 1., 2., 3. gününde Müslümanlar, hacılar nerede kalırlar? Mina'da kalırlar. İşte o günler اِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ. Yeme içme, bir de eşlerin birlikte beraber olma günleridir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün işte yiyin için eşler de dilerlerse beraber olabilirler. Yani oruç yok. Oruç yok. Oruç neydi? El imsak anil ekli ve şurbu vel cimai. Yemekten, içmekten, ailevi birlikten, birliktelikten kişinin kendini alıkoymasıydı. İşte bunların zıddını yapmak bayram günlerinde meşrudur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi niyetten bahsedecek. Ne zaman niyet etmek gerekiyor oruca? وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيِّنِ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاِلَى نِصْفِ النَّهَارِ. وَصَوْمُ رَمَضَانَ, Ramazan orucu. وَالنَّذْرِ الْمُعَيِّنِ, yani وَصَوْمُ النَّذْرِ الْمُعَيِّنِ, muayyen nezrin orucu. Muayyen nezir hangisiydi? İşte pazartesi günü oruç tutmak, tutmayı adıyorsunuz. Yecuzu caiz olur. Bini yetim minelleyli, geceden niyette caiz olur. Ne zamana kadar? Ve ila nısfin nahari, gündüzün yarısına kadar. Yani gündüzün yarısından fazlasında niyette olacaktınız. Onun için Dahve-i Kübra'ya kadar niyet caizdir demiştik. Dahve-i Kübra neydi? Şer'i gün fecirle başlar, güneşin batmasına kadar devam ederdi. Fecirle, yani imsakla başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Tam ortası Dahve-i Kübra idi. Yani Dahve-i Kübra'dan önce niyet ederseniz günün fazlasında niyet etmiş oluyorsunuz. Çünkü o andan güneşin batmasına kadar olan zaman yarıdan biraz daha fazla oluyor. Biraz fazla olduğundan çoğunda günün oruç tutmuş oluyorsunuz. Lil ekseri hukmul külli, ekser için de genelin hükmü vardır. Dolayısıyla eğer öncesinde bir şey yemediyseniz, orucu bozan bir şey yoksa niyetiniz geçerli olur. Peki şimdi niyet ediyorsunuz. Ramazan ayında oruca niyet ettim diyorsunuz. Zaten gece kalkmak, Ramazan gecelerinde sahur için kalktıysanız bu niyet olur. Yani oruca niyet ettim derseniz olacağı gibi, yarın bir nafile oruç tutayım derseniz de yine Ramazan orucu olur. Neden? Çünkü o vakit vakti mudayyaktı. Yani aynı cinsten başka bir ibadeti yapamıyordunuz. Ama namaz vakitleri vakti muvassadı. Yani farz namazı kılabildiğiniz gibi nafile namazlar da kılabilirdiniz. Öğle ile ikindi arasında kaza namazı da kılabilirdiniz. Fakat İmsaktan iftara kadar ben bir farz oruç tutuyorum, yanında bir de nafile tutayım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Neden? Çünkü aynı cinsten tek bir tane ibadet yapabiliriz. Onun için Ramazan'da kişi nafileye niyet etse yine ne olur? Farz orucu olur. Ve bir mutlakın niyeti, mutlak bir niyette, hani oruca niyet ettim dese, Ramazan ifadesini kullanmasa yine Ramazan orucu olur. Ve bir niyetin nefli, nafileye niyet etmiş olsa, yani yarın perşembe Ramazan gününde diyor, işte bir perşembe orucu tutayım demiş olsa ne olur? Yine Ramazan orucu olur. وَالنَّفْلُ يَجُوزُ بِنِيَّتِمْ مِنَ النَّهَارِ. Peki nafile orucu tutacak bu kişi. Nafile oruçta gündüz niyet edebilir mi? Edebilir.
Ne zamana kadar ediyordu? Dahve-i Kübra'ya kadar ederdi. Ve neflu nafile oruç yecuzu caiz olur. Bini yetim minen nehar. Gündüz niyetiyle caiz olur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam soruyordu annelerimize. Orada hadis-i şerif almış. Hel indekunne şeyun, yanınızda bir şey var mı? Fîn kulne la, onlar da hayır derlerse Efendimiz Aleyhisselam inni idelle saimun, o halde ben oruçluyum derdi. Peki ben neflu yecuzu bini yetiminen nehari ve yecuzu savmu ramadane biniyeti vacibin ahar, Ramazan orucu başka bir vaciple de caiz olur. Nasıl? Savmu ramadane biniyeti vacibin ahara, yani adak orucuna niyet ediyorsunuz. Adak orucuna niyet ediyorsunuz. Ne olur o? Yine Ramazan orucu olur. Ve yecuzu savmu ramadane biniyyeti vacibin ahir. Dediniz ki Ramazan'da ben önceden adamış olduğum bir oruç vardı. O orucu tutayım deseniz ne olur? Yine Ramazan orucu olur efendim. Ramazan orucu olur. Ve baki savmi la yecuzu illa biniyyetin muayyenetin minelleyli. Efendim bunun dışındaki oruçlar, yani Ramazan orucu mutlaka ne olmalı? İşte Dahve-i Kübra'ya kadar niyet edilmeli. Nafile oruç Dahve-i Kübra'ya kadar niyet edilmeli. Ramazan orucunda kişi nafileye niyet etmiş olsa, vacip oruca niyet etmiş olsa ne olur? Yine Ramazan orucu olur. Nafileye niyet etti ama yine Ramazan orucu olur. Çünkü o an Ramazan'dır. Ramazan orucunu tutma vaktidir. Başka bir oruç tutamazsınız. Ve baki savmi, yani bunun dışındaki oruç, la yecuzu illa, yani bu anlattıklarımızın dışındakiler, la yecuzu illa biniyetin muayyenetin minelleyli. Efendim nafilenin dışında nezd-i muayyenin ve Ramazan orucunun dışındaki oruçlara mutlaka kişi geceden niyet etmeli. Akşamdan niyet etmeli. La yecuzu, bu oruçlar caiz olmaz. İlla biniyetin muayyenetin, muayyen, belirlenmiş bir niyetle, minelleyli, o niyette geceden olacak. Yani akşamdan o oruca niyet edecek, geceden niyet edecek. İşte yarın efendim benim bir adak orucum vardı, nezri mutlak, günü belli olmayan bir oruç, ona niyet ettim diyecek. Peki adam hastaysa ya da yolcuysa, bu adam Ramazan gününde oruç tutarsa, bu oruç vacip bir oruç mu olur eğer vacibe niyet ederse, yoksa Ramazan orucu mu olur, ondan bahsedecek. Vel meridu vel musafiru fi ramadane innevâ vâciben âhara vaka anhu ve illâ vaka an ramadane. Efendim vel meridu hasta, yani oruç tutamayacak kadar rahatsız olan, vel musafiru yolcu olan kişi, fi ramadane Ramazan ayında hasta ve yolcu olan kişi, innevâ vâciben, bir vacip oruca niyet etse, nezir orucuna niyet etti, vaciben ahara vaka anhu, o oruç ne olur? Ondan vaki olur. Yani o orucu tutmuş olur. Kime göre? Ebu Hanife'ye göre. Ebu Hanife Hazretlerine göre bir adam sefere çıksa, seferde dese ki benim bir vacip orucum vardı, onu tutayım, olur mu? Olur. Yani Ramazan orucu olmaz. Çünkü Ebu Hanife Hazretleri diyor ki onun için daha önemli olan o vacip oruçtu ki seferde ona niyet etti. Ya da hastalıkta ona niyet etti. Gerçi Ebu Hanife'den bu konuda farklı görüş de var. Ama burada onu almış. Fakat Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed'e ve İmam Şafii'ye göre olmaz. Eğer Ramazan gününde bu adam oruç tutabiliyorsa, oruç tutacak bir gücü varsa, tutmuş olduğu oruç Ramazan orucu olur. Madem tutabiliyorsun, o halde tuttuğun Ramazan'dır. Hastaya madem tutabiliyorsun, o halde tuttuğun oruç Ramazan orucu olur diyoruz. Kimin fetvası bu? İmameyn'in ve İmam Şafii'nin. Vaciben ahara vaka'anu ve illa vaka'an ramadane.
Efendim, eğer böyle değilse, yani bu kişi bugünlerde oruç tutuyor, oruç tutuyor. Eğer niyeti vacip bir oruca değilse, o zaman nafileye niyet ettiyse, vacibe değil de nafileye niyet ettiyse, tutmuş olduğu oruç ne olur? Ramazan orucu, Ramazan orucu olur. Ve illa vaka'an Ramazan'ı nafileye niyet ederse, o zaman tutulan oruç Ramazan orucu olur. Fakat eğer vacip bir oruca niyet ederse, vacip orucu olur diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Yani Ebu Hanife'den nafile ile alakalı şerhte diyor ki iki ayrı görüş var. Rivayetani işte Ramazan olur, Ramazan orucu olur. Çünkü Ramazan'ın içindedir. Eğer niyet ettiyse, oruç tutabiliyorsa Ramazan orucu olur, nafile olur görüşü de var. Ama tercih edilen görüş hangisidir? Ramazan Ramazan gününde, Ramazan ayında kişi Ebu Hanife'ye göre vacibe niyet ederse vacip olur. Nafile niyet ederse Ramazan orucu olur diyor. Zaten İmameyn vacibe niyet etmiş olsa bile yine ne olur? Ramazan orucu olur diyorlar. Şimdi tabi mukaddimede de bahsettik, ara ara bahsettik. Ramazan orucun vakti ne zamandır? Ne zamandan ne zamana kadar kişi oruç tutacak? Yine ondan bahsediyor. وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي اِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقْتُ الصَّوْمِ orucun vakti مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ fecirle başlar. Hangi fecir? Fecri sadık. Fecri sadığın doğmasıyla başlar. İkinci fecrin tulu yani doğmasıyla başlar. İlâ gurûb-i şemsi güneşin batmasına kadar devam eder. Orada ayet-i kerimeyi okumuştuk. Burada da alıyor. Bakara suresinin 187. ayeti. Ve külû veşrabû hattâ yetebeyyene lekumul haydul ebyadu minel haydil esvedi minel fecr. Yani beyaz iplik siyah iplikten ayrılana kadar. Peki Ebu Ubeyde beyaz iplik nedir diyor? Fecr-i sadık. Siyah iplik o da gece. Yani gece gündüzden ayrılana kadar, gece gündüzden ayrılana kadar yeme içmeye devam edin ki bundan geçen derste mukaddimede bahsetmiştik. Peki nedir bu oruç? Orucu tarif edecek ki biz başta bunu söylemiştik. وَوَ الْاِمْسَاكُ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاءِ وَهُوَ o oruç, savum yani. اَلْاِمْسَاكُ kişinin kendini almasıdır, tutmasıdır. Neden? عَنِ الْاَكْلِ yemekten. وَالشُّرْبِ bir şey içmekten. وَالْجِمَاءِ ailevi ilişkiden kendini alıkoyması, uzak tutmasına oruç diyoruz. Peki nasıl olacak bu? مَعَنْ نِيَّتِ بِشَرْتِ الطَّحَارَةِ عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ niyetle olacak. Yani adeti ibadetten ayıran neydi? Niyetti. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ameller niyetlere göre kıymetlendirilir. Dolayısıyla kişi imsaktan iftara kadar yemeyecek, içmeyecek, eşiyle beraber olmayacaktı. Fakat niyetle olacak bu. Eğer niyet olmasa o zaman riyazet olur, aç kalmak olur, perhiz olur vesaire olur. Eğer kadınsa tahareti de şarttı. Yani hayız halinde olmayacak, nifas halinde olmayacak. Çünkü kadın Hazreti Ayşe'ye sormuştu radıyallahu anhaya. Ne demişti ona? E enti haruriyetun. Sen haruralı mısın? Yani şu İslam devletine baş kaldıran haricilerin, bayilerin, isyankarların olduğu yerden misin? Nasıl oluyor da bir İslam kadını olarak hayız halinde, özel halinde, nifas halinde oruç tutmayacağını, namaz kılmayacağını bilmiyorsun da bana bunu soruyorsun. Yani polise soruyorsun. Diyorsun ki kırmızı ışıkta geçmek yasak mıdır? Ya onu bilmiyorsan o zaman arabayı alıp da yola çıkmayacaksın. Oruç kime gerekliydi? Müslüman olana. Ala kulli muslimin akilin baligin. Akıllı olacak, bali olacak, Müslüman olacaktı. Eda'en ve kaza'en. Hem eda hem kaza cihetiyle bu kişiye Ramazan orucu farzdı. E peki bu kadarı bilecek, akıllı olacak, bali olacak. Şimdi bu kadın sorunca Hazreti Ayşe radıyallahu anha
her Müslümanın, kadının mutlaka bilmesi gereken bir husus. Ama bir daha söyleyeyim diyor, yani öyle demiyor ama cevabı ona işaret ediyor. Künnâ nu'meru bi kadâ'i savmi ve lâ nu'meru bi kadâ'i salâti. Biz künnâ nu'meru bi kadâ'i savmi, orucu kaza etmekle emrolunurduk ama namazın kazasıyla değil. Yani demek ki oruç tutmuyorlardı, namaz kılmıyorlardı. Daha sonra sadece orucu kaza ediyorlardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bunu söylüyor. Şimdi özel halinde, yani kadın oruç tutamaz. Eğer böyle bir hali yoksa onlar da oruç tutacaklar, tutmakla sorumlular. Kişi imsaktan iftara kadar eğer böyle bir durumu yoksa oruç tutmak zorundadır. Peki şimdi ru'yeti hilalden bahsedecek. Yani hilali gözetlemek. Her Müslüman hilali gözlemleyecek. Ama şimdi ne var? Rasathaneler var. Rasathanelerde bakıyorlar, diyorlar ki işte falan gün Ramazan, falan gün bayram diyorlar. Müslümanlar da bunu esas alırlar. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ne buyurmuşlardı? İnna ummetun ummiyetun la nektubu ve la nahsub. Biz ümmi bir ümmetiz. Hesap bilmeyiz, kitap bilmiyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselam bununla neyi işaret ediyorlardı? Yarın hesap kitap olursa o zaman hesap kitapla bunu yaparsınız. Tespit edersiniz. Allah Teala bir ölçü koydu. Yani ayın alacağı mesafeler, ne zaman nerede olacağı belli. Dolayısıyla 10 yıl, 20 yıl öncesinden ayın tutulacağını şimdi tespit ettiklerine göre ayla pekala Ramazan-ı Şerif'e başlanır. Rasathanenin ölçümüyle pekala Ramazan'a başlanır. Pekala bayram yapılır. وَيَجِبُ أَنْ يَلْتَمِسَ النَّاسُ الْهِلَالَ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَقْتَ الْغُرُوبِ وَيَجِبُ vacip olur. Yani gereklidir, farzdır. Ne farzdır? En yeltemise nasu, en yeltemise en yatlube, yani talep etmesi, araması, en nasu insanların el hilale hilali, Ramazan hilalini, fittâsi'i vel aşrine min şaban, tâsi vel aşrin 29, Şaban'ın 29'undan sonra hilali gözetlemeleri, vaktel gurubi, yani grup vaktinde, güneş battıktan sonra hilali gözlemleyecekler. فَاِنْ رَأَوْهُ سَامُ Eğer hilali görürlerse oruca başlarlar. فَاِنْ رَأَوْهُ سَامُ وَاِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ Şayet kapalı olursa, غُمَّ عَلَيْهِمْ bulutlanırsa, bulut olduğundan dolayı hilali göremezlerse, Ramazan hilalini göremediler. وَاِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ اَكْمَلُوهُ O zamin nereye gidiyor? Şaban. Ekmelu Şaban'a, o Şaban ayını 30 yevmen, 30 güne tamamlarlar. Göremedilerse neden? El-Baka'u mâken alâ mâken. Yani var olanı olduğu hal üzere bırakıyoruz. Biz asıl olan nedir? Şaban ayında olduğumuzdur. Şaban devam ettiğidir. Yani Şaban'ın bittiğine dair emareyi görmediysek o zaman Şaban devam ediyor, kabul edilir. Ve 30. gün oruç tutulur. Ve inkâne bis semâi illetu gaymin ev gubârin. Eğer semada, ve inkâne bis semâi, semada varsa illetu gaymin, bulut varsa, bulutlar böyle kapatıyorsa, ev gubârin, ya da kum, fırtına var, toz havayı kapattı, göremiyorsunuz gece, ev nahvihima, ya da benzer şeylerden dolayı hilali görmeniz imkansız, ev nahvihima mimma yemna'ur ru'yete, ya da benzer şeylerden, mimma yemna'u mani olan şeylerden, er ru'yete ru'yete, yani hilali görmeye, ru'yeti hilale engel olan şeyler varsa semada, kubile şehadetul vahidil adli, bu durumda şehadetul vahid, tek kişinin, el adli, adil olan tek kişinin şehadeti kabul edilir efendim. Adil, tek kişinin şahadeti kabul edilir. Hava kapalı, kimse göremedi. Bir kişi geldi, dedi ki ben gördüm.
onun şehadeti kabul edilir. Neden? Olur ki insanlar bakıyorlardı, o an bir gafletleri olmuştur, bulut giderken aradan bu hilali görmüştür. Müslümansa sözüne itibar edilir. وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ ف۪ي ذَٰلِكَ سَوَاءٌ Bu konuda yani hilali hava kapalıyken, bulutluyken, sema toz dumanken o halde birisi görse, bu gören kişi hür olsa, köle olsa, kadın olsa fark etmez, sözü kabul edilir. Ramazan orucuna başlanır. Eğer tabii kadı kabul ederse, yani o şehirdeki kadı, devletin sorumlusu, yani devletin bugün ilgili birimleri kabul ederse insanlar oruca başlarlar. فَاِنْ رَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ سَامَ Eğer kadı o bir kişinin şehadetini reddederse, yani hava kapalı, bulutlu, fırtına var, insanlar göremiyorlar hilali. O an biri geldi dedi ki ben gördüm. Neyi gördüm? Ramazan hilalini gördüm derse, kadı da bunu reddederse ne olur? فَاِنْ رَدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ سَامَ O adam tutar. Hangi adam? Hilali gören adam. Çünkü kendi görmüştür. Peki orucu tuttu sonra bozdu. Baktı ki millet tutmuyor. Kaza mı gerekir, kefaret mi? Ne gerekir? Sadece kaza gerekir. Çünkü şüpheli bir durum da var. Yani ondan başka kimse görmediğinden dolayı sadece buna kaza gerekir. Efendim, فَاِنْ رَدَّ الْقَادِ شَهَادَتَهُ سَامَ Ve illem yekun bis semai illetun. Eğer semada illet yoksa, yani bulut yok, toz, duman yoksa, illem yekun bis semai illetun, lem tukbel, kabul edilmez, illa şehadetu cemi'in. Ancak bir topluluğun şehadeti kabul edilir. Efendim hava açıksa, baktınız berrak, sen gördüysen yanındaki de görmeli, öteki de görmeli. Hava açıksa herkes bu hilali görür ya da çoğu görür. Gözünde problem olmayanlar hilali görürler. O zaman büyük bir kalabalık bunu getirip söylemesi gerekir. Yani fakihlerin bir kısmına göre mahalle halkı görmeli veya 50 kişi görmeli. Kasame'ye kıyas ediyorlar. Orada 50 kişi vardı. Burada da 50 kişi görmeli ama bu kime bırakılır? Kadıya bırakılır. Kadı 10 kişinin görmesini kabul ediyorsa 10 kişinin ifadesi de alınır, kabul edilir. Ve illem yekun bis semai illetun lem tukbel illa şehadetu cemi'in yekaul ilmu bi haberihim. Yani onların haberiyle ilim vaki oluyorsa işte bu kadar insanın sözü kabul edilir. Kadı bunu dediyse onların sözü alınır, Ramazan orucuna başlanır. Şimdi Hanefi mezhebinde ihtilaful matali yoktu demiştik. Yani hilal bir yerde göründüyse diğer bütün bölgelerdeki Müslümanlara da oruç tutmak farz olur demiştik. Peki şimdi ona dair bir ifade, ibare getirecek burada. فَاِذَا سَبَتَ ف۪ي بَلَدٍ لَزِمَ جَمِيعَ النَّاسِ فَاِذَا سَبَتَ ف۪ي بَلَدٍ Eğer bir beldede sabit olduysa lezime cemi'an nasi, bütün insanlara gerekli olur. Hilal bir yerde göründü, oradaki insanlara oruç farz olunca diğer bütün şehirlerdeki insanlara da oruç tutmak gerekli olur. فَاِذَا سَبَتَ ف۪ي بَلَدٍ لَزِمَ جَمِيعَنْ نَاسِ وَلَا اِعْتِبَارَ بِاِخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ İhtilaf-ı matalia itibar edilmez, dikkate alınmaz. İmam Şafii ona dikkat ediyordu. Yani ayın evrelerine dikkat ediyordu. Hayır, ona dikkat edilmez. Bir yerde Çin'de Müslümanlar hilali gördüyse buradakilere haber verir, buradakiler de orucu tutarlar. Ama bugün neye bakıyoruz? Takvime bakıyoruz. وَلَا يُصَامُ يَوْمَ شَكِّ اِلَّا تَطَوُعًا Fakat burada şunu da söyleyeyim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyorlar ki eğer bir beldede bayram varsa, bayram yapılıyorsa oradaki insanların tamamı o beldeye uyarlar, bayram yaparlar. Eğer bir yerde işte kurban bayramıdır bugün deniyorsa
Oradaki bütün insanlar uyarlar, onlar da o gün bayram yaparlar. Yaşadığınız yer neresi? Yani biliyorsunuz ki işte Suud'dasınız, orada yine bu takvim kavgalarına, bayram kavgalarına başladılar. Esasında belli kardeşim. Allah Teala kural koydu, kanun koydu. Yani onlar değişmez. Takvimle bugün bunu tespit edebiliyorsunuz ama farklı mülahazalarla yine bayramı bir gün önceye, bir gün sonraya alacaksa Suud'a bu hastalığı yine onu yakaladıysa, bu marazı canlandıysa ne yapacaksınız? Olduğunuz yere uyacaksınız. Orası ne yapıyorsa onlara uyacaksınız. Ama bu tabii efendim böyle bütünüyle İslam'ın içinde elle tutulur bir tarafı yok, hep muharref bir anlayışsa, bozuk bir anlayışsa bunların bayramlarına, seyranlarına uymayacaksınız tabii. Peki وَلَا يُسَامُ يَوْمُ الشَّكِّ اِلَّا تَطَوَّعًا. Şek gününde sadece nafile oruç tutulabilir. Başka oruç tutulmaz. Yani şek günü Şaban ayının 29'undan sonra hilali gözetliyorsunuz. Acaba 30 Şaban mıdır yoksa Ramazan'ın biri midir? Yani Şaban ayı 29'da bitti. Yarın Şaban'ın 30'u mudur yoksa Ramazan'ın biri midir? Hilali gözetliyorsunuz ama göremediniz. Dolayısıyla 30. gün Ramazan'ın biri de olabilir, Şaban'ın 30'u da olabilir. O cihetle ona yemuşek diyoruz. Yemuşekte oruç, Ramazan orucu tutulur mu? Tutulmaz. Tahrimen mekruh olur. Peki ne tutulabilir? Adamın adetiydi. Önceden pazartesi, perşembe oruç tutardı. O yemuşek de perşembe günü oruç tutabilir. Veya 3 aylar tutuyordu. Efendimiz Aleyhisselam tabii 3 ay diye bir oruç tutmamış. Ama bu tutuyor. Şaban'ın sonu diyor, o gün oruç tuttu. O gün oruç tuttu. Yani o güne has bir oruç tutmadı da zaten Şaban tamam tutmuştu. O günde tutmuş olsa o zaman mekruh olmaz. Ama onun dışında o güne özel oruç tutarsa tahrimen mekruh olur. Neden tahrimen mekruh olur? Efendimiz Aleyhisselam Ramazan oruçla karşılamayın buyuruyor. Bir de yani Ramazan'a bir gün ilave etmiş oluyor. Yahudiler de böyle yaparlardı. Peki hilalin gözetlenmesiyle alakalı olarak yine şunu söylüyor. Ve yültemesu hilalu şevvalin fi tasi'in ve aşrine min Ramazan. Şimdi Ramazan hilalini gözetlediniz. Eğer hava kapalı olduysa bir kişinin şehadeti görmesi yeterliydi. Eğer kadı kabul ederse. Peki eğer hava açıksa o zaman kalabalık görecekti. 50 kişi diyenler vardı. Bir mahalle halkı diyenler vardı. Peki bu Ramazan hilaliydi. Ya Şevval hilali, yani Ramazan bitti. Şevval hilali olunca bayrama başlıyorsunuz. Ramazan bitecek. Ramazan bayramına başlayacaksınız. Onun içinde yine hilal gözetlenecek. Bu durumda ne yapmalı? وَيُلْتَمَسُ هِلَالُ شَوَّالٍ فِي تَاسِعٍ وَعَشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ. Ramazanın 29'unda Şevval hilali gözetlenir. İnsanlar çıkarlar yüksek yerlerde, orada Ramazan bayramı hilalini gözetlerler. Peki yani Şevval'in hilalini gözetleyecekler. Bayram yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Femen ra'ahu vahde la yuftiru. Eğer tek kişi görse iftar etmez. Yani bayram yapmaz. Neden? Çünkü Ramazan başında tek kişi görse yeterliydi. O sorumluluk altına girecekti. Oruç tutacaktı. Tek kişi gördüyse de caizdir diyorduk. Fakat şimdi Ramazan bitti, bayrama girecek. Oruç bitecek, dolayısıyla yemek yiyecek işte vesaire, eski hayatına dönecek. Onun için rahatlama olduğundan dolayı en az iki kişi görmeli. Femen ra'ahu vahde la yuftir. Yalnız başına biri görse iftar etmez, yani bayram etmez. Fin eftara, eğer iftar ederse, tek başına Şevval hilalini gördü, iftar etti. Kadahu ve la kefaret aleyh, kaza eder, kefaret
yok ona. Kefaret gerekmez. Neden? Çünkü şüpheli bir durum var. Belki gerçekten bayram olabilirdi. Ve in kâne bisemâ-i illetun kubile şehâdetu raculeyni. Eğer hava kapalıysa, bulut varsa, toz duman varsa bu durumda ve in kâne bisemâ-i illetun kubile şehâdetu raculeyni. İki adamın şehadeti kabul edilir. Onlar gelir derler ki efendim işte hava kapalı gördüğünüz gibi ama biz bir ara bayram hilalini, şeval hilalini gördük derlerse اَوْ رَجُلِمْ وَمْرَأَتَيْنِ bir adam iki kadın görürse ya da ve illem ne olur? Bunların şehadeti kabul edilir. Ve illem yekün illetun fecem'un kesirun. Eğer havada bir illet yoksa, açıksa, şeval hilali için iki kişi gelse, gördük dese caiz olur mu? Olmaz. Ne olacak? Büyük bir kalabalık olacak. Başta da bahsettiğim gibi büyük kalabalık diyecek ki biz Şevval hilalini gördük. O zaman bunların sözüne itibar edilir. Ve zulhicceti ke şevvalin. Zilhiccenin hilali de Şevval gibidir. Zilhicce neden önemli? Çünkü 10. günü bayram, 9. günü Arefe. Hem bayram yapacaksınız hem haçla alakalı. Aynı şekilde zilhicce de böyledir. Şevval orucu gibidir. Şevval hilali gibidir. Yani ne demek Şevval hilali gibidir? En az iki kişi görecek değil mi? En az iki kişi görecek. İki kişi görecek. Hava açıksa tabii. Hava açıksa iki kişi görecek. Eğer hava kalabalıksa o zaman hava kapalıysa en az iki kişi görecek. Eğer hava açıksa o zaman büyük kalabalıklar görecek. Diyecekler ki biz hilali gördük. Şevval'in hilali de böyle. Zilhicce ayının hilali de böyle efendim. Peki, şimdi yeni bir fasıl. Bu fasılda oruç nasıl bozulur? Hangi durumlarda kaza, hangi durumlarda kefaret gerekir? Ondan bahsedecek. وَمَنْ جَامِعَا اَوْ جُومِعَ ف۪ي اَحَدِ السَّب۪يلَيْنِ عَامِلًا اَوْ اَكَلَا اَوْ شَرِبَ غِذَاءً اَوْ دَوَاءً وَوَصَائِمٌ ف۪ي رَمَضَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ الْمُضَاهِرِ Yani huva مِثْلُ الْمُضَاهِرِ وَمَنْ جَامِعَ kim eşiyle beraber olursa, cima ederse اَوْ جُومِعَ ya da kime cima edilirse fi ahadis sebileyni ön ya da arkadan amiden kasten olursa bu ev ekele ev şeribe bir şey yerse içerse gıdaen bu gıda olabilir ev devaen ya da ilaç olabilir. Peki ne halde kişi bunları yaparsa yani eşiyle birlikte olmayı yemeği içmeyi gıda ya da ilaç olarak almayı ne olduğu halde yaparsa o ve saimun fi ramadane Ramazan ayında oruçluyken bunu yaparsa ne gerekir buna? Aleyhil kada'u vel kefare. Hem kaza gerekir hem kefaret gerekir. Ki bu nedir? Huva mislul mudahir. Bu ne gibidir? Muzahirin misli gibidir. Muzahir kimdi? Eşine zahar yapıyordu. Yani diyordu ki ona sırtın bana anamın sırtı gibi olsun. Mahremi olan bir kadının bakması haram olan organına onu benzetiyorsa buna benzeterek bana haram olsun diyorsa sırtın bana haram olsun gibi bir ifade kullanıyorsa o zaman zahar oluyordu onunla beraber olamıyordu ta ki kefareti yerine getirince o zaman beraber olurdu bununla alakalı ayet nazil olmuştu ki Mücadele suresinin İlk ayetleri bu hususu bize ifade eder. Orada kefaret neyle başlıyordu? فَتَحْرِيرُ رَقَبَ Önce köle azat etmek, sonra ise فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ İki ay peş peşe oruç tutmak vardı. Eğer bu yoksa o zaman 60 fakiri doyuracaktı. Yani kefaret zaharda olduğu gibi. Zaharda olduğu gibi kefaret orucu tutacaktı. İki ay peş peşe. 61 gün değil. Ay 29 çekebilir. 1.30, 1.29 olsa o zaman kefaret
59 gün olur. Bir günde kaza, o tutmadığı gün hangisi ise o günü kaza eder. 60 gün olur efendim. Peki şimdi hem kaza hem kefaret gerekiyor. Nerede gerekiyor? Eğer cinayet kamil olursa o zaman ceza da kamil olur. Cinayet nasıl kamil olur? Hem surette hem manada orucu bozan bir durum varsa, suret ve mana itibariyle. Mesela adam eşiyle beraber olsa, fakat bu beraberlik işte ön ve arkadan değil de diyelim eşiyle beraber başka şekilde birlikte olurken erkekte bir boşalma olsa, boşalma hali olsa, burada bir zevk hali var. Dolayısıyla manen oruç bozulur. Ama suret cihetiyle, yani bir birliktelik olmadığından dolayı, normal yollarla bir birliktelik, bir duhul hadisesi olmadığından dolayı sureten bozulma olmaz. Sureten bozulma olmadığından dolayı orada kefaret gerekmiyor. Nerede gerekmiyor? Mesela adam eşiyle beraber oldu, öyle kucaklaşırken vesaire, daha farklı işler yaparken bir boşalma olsa, o boşalmadan dolayı kaza gerekiyor. Ama bizzat duhul olsa, birlikte olsalar, cinsel beraberlik normal yollarla olsa, o zaman hem kaza gerekiyor hem kefaret gerekiyor. Neden? Eğer cinayet surette ve manada olursa ceza da kamil oluyor. Ceza kamil oluyor. Yani cinayet kamil olursa ceza kamil. Cinayet ne zaman kamil olur? Hem suret hem manada oruç bozulursa. Surette bozulması eşlerin cinsel birlikteliği, manen bozulması zaten işte oradan nihai derecede bir zevke ulaşmış oluyorlar. Peki eğer surette bir bozulma yok, yani cinsel beraberlik normal yolla değil ama erkekte bir boşalma hali varsa, o zaman cinayet nakıstır. Cinayet nakıs olunca ceza da kamil olmaz. Onun mislince bir ceza olur. Yani cinsel ilişkiyle boşalmayan eşe ne gerekir? Sadece cinsel ilişki dışında bir boşalma olursa erkekte, ona sadece kaza orucu gerekir. Suret ve manada bir cinayet olursa, oruca cinayet olursa, o durumda ceza da kamil olur. Hem kaza hem kefaret gerekir diyoruz. Şimdi yemek yedi, su içti ya da cinsel birlikteliği oldu bu kişinin, Ramazan ayında yaptı. Eğer eşi de istiyorsa, tabii eşi de istiyor, isteyerek yaptıysa, ikisine de kefaret gerekiyor. İkisine de kefaret gerekir. Fakat İmam Şafii'ye göre kişi kasti olarak yemek yer, su içer, orucunu bozarsa ona sadece kaza gerekir. Fakat Hanefi mezhebine göre ister kasten yemek yesin, su içsin veya eşiyle beraber olsun, her durumda kaza gerekir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Arabi gelmişti. Vakatu ehli fi nehari Ramazane ya Resulallah demişti. Efendimiz ona artık rakabeten, bir köle azad et. Yani buradan başlayarak ona zahar kefaretini sallallahu aleyhi ve sellem anlatmışlardı. Dolayısıyla burada oruca bir cinayet vardı. Kasıtlı olarak adam orucunu bozmuştu, eşiyle beraber olmuştu. Oruca işlenen bir cinayet vardı. Yemek yemek kasıtlı olarak, su içmek kasıtlı olarak yine oruca karşı işlenen bir cinayet olduğundan dolayı bu durumlarda da kişiye hem kaza hem kefaret gerekiyor efendim diyoruz. Demek ki cuma ile cinsel birliktelikle, kasten yemek yemek, su içmekle oruç bozulursa kişiye hem kaza hem kefaret gerekiyor. Peki şimdi ise sadece kazanın gerektiği hususlardan bahsedecek. Hangi durumlarda kaza gerekir? Yani böyle başlıklar koyarsanız başlıklar okumalarınızı, anlamanızı önemli derecede kolaylaştırır. Yani aleyhil kaza'u fakat, sadece kişiye kaza gerekiyor bu durumda. Böyle bir başlık koyabilirsiniz. Ve in cami'a fi ma dunes sebileyni. Ve in cami'a, şayet cima ederse, birlikte olursa
erkek fî mâ dûne sebîleyni, ön ve arkanın dışındaki bir yerden. Tabi ön ve arka derken hani kişinin eşiyle beraber olması, arkadan beraber olması kesinlikle haram. Haram değil mi? Haramdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam innallâhe lâ yestahî en yudhirel hak. Allah hakkı izhar etmekten haya etmez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eşlerinizle arkadan beraber olmayın diye Allah Resulü aleyhisselamın kesin emri talimatı var. Peki şimdi ama Efendimiz'e isyan eder, Allah'a isyan eder. Kişi beraber olursa eşiyle arkadan hükmü nedir? Kefarettir. Kefaret orucu tutacak. Yani hükmünü vermesi demek onu meşru kabul ediyor anlamına gelmez. Ama kişi böyle bir cinayet işlediyse cezası nedir? Ondan bahsediyor. Şimdi mahkemeye gidiyor. Adam kızına tecavüz etmiş. Öyle hainler var. Peki böyle bir dava mahkemeye gidince hakim böyle ahlaksız bir davaya ben bakmıyorum. Gidin buradan demiyor değil mi? Yani ona bir hüküm veriyor işte babayı işte alıyor. Ne yapmalı? Böyle bir adamı müebbede mahkum etmeli. Belki başka daha ağır cezalar da buna düşünülebilir. Böyle bir babaya düşünülebilir. Eğer öyle bir şey yaptıysa yani evet idama da oradan kapı açılmalı. Ölüm cezası verilmeli böyle bir adama. Peki ve in cami'a fîmâ dûne sebîleyni. Eğer ön ve arkanın dışında bir birliktelik olursa, cima olursa yani nasıl oluyor? İşte ön ve arkanın dışında adam eşiyle beraber oluyor ve boşalma oluyor adamda. Ev behimeten ya da hayvanla beraber olursa, yani hayvanla beraber olunur mu? Elbette haramdır. Büyük bir haramdır. Fakat ben bir yerde görev yaparken muhtar geldi, dedi ki hocam dedi, köyün muhtarı işte hangi köyse oradan geldi şehre, dedi ki hocam çoban işte böyle bir hadise yaptı, bu hayvanlar ne yapacağız dedi, bu hayvanları ne yapacağız. Peki böyle bir durum olmuş olsa ev behimeten, yani bu adama kefaret gerekir mi gerekmez? Neden? Çünkü bu insan fıtratından kopmuştur bu adam. Yani böyle bir şey yapıyorsa normal bir insan değildir. Normal bir insan kabul edilemez. Kefaret ne zaman gerekliydi? Şehvetin tam olduğu, cinayetin tam olduğu durumlarda kefaret orucu gerekliydi. Yani kazayı şehvet, şehveti gidermek kamil olacaktı ki ceza da kamil olsun. Böyle bir durumda insanın iğrendiği, tiksindiği bir durum yapıyorsa efendim bu hadise normal bir hadise değildir. Normal bir insanın, hatta insanın yapabileceği bir hadise değildir. Eğer böyle bir durum varsa ev behimeten, hayvana cuma ettiyse, ev kabbele ya da adam eşini öptü. Efendim ev kabbele, ev lemese fenzele. Yani öptü ama sadece öpmek değil tabii. Evlemese ya da dokundu, fenzele boşalma oldu. Eşini öptü, dokundu, boşalma oldu. Bu durumlarda ne gerekir? Sadece kaza gerekiyor. Efendim ön ve arkanın dışında cima var. Hayvanla cima yaptıysa hayvanlaşan bu adam. Ev kabbele evlemese fenzele ya da dokundu, öptü eşini. Boşalma olduysa şehvet noksan olduğundan dolayı cezada noksan olur. Ceza derken kefaret cezası, yoksa yani başka cezalar kastedilmiyor burada. Cezada noksan olur, sadece kaza orucu tutar. Peki şimdi ise başka bir husustan bahsedecek. Evihtakane, adam lavman yaparsa, yani arkadan makattan doğru böyle içeriye ilaç verir, temizlik yaparsa, ev istaata, adam burnuna
burnuna ilaç çekerse, evistahta burnuna ilaç çekerse, ev aktara fi uzunihi, ya da kulağına ilaç damlatırsa, ev dava caifeten, caife içeriye kadar merhemi sürdüğünüz zaman, eğer o merhem açık bir yara var, karnınıza kadar ulaşacaksa, o ilaç içeriye kadar ulaşıyorsa, ev ammeten, amme de yani beyninize kadar, onun zarına kadar ulaşıyor. Kafada öyle bir yara oluştu, merhem koyduğunuzda içeriye kadar ulaşıyorsa, fevasale ila cevfihi, cevfine, karnına ya da içine ulaştı. Böyle bir durum var. Hangi durumdan bahsetti? Adam lavman yaptı. Evistahata, burnuna ilaç çekti. Kulağına damla damlattı. Su damlarsa kulağınıza bozulmaz oruç. Ama ilaç damlatırsanız Hanefi fukahasına göre bozulur efendim. Ev dava caifeten ev ammeten, ya da açık yaralara merhem koydular. Oradan karna, beyne kadar ulaştı. Ve o sırada ila cevfihi ev ibtela al hadide, ya da ne yaptı adam? Demiri yuttu. Şimdi demiri yutmak sureten ve manen orucu bozar mı? Nasıl bozar? Sureten bozar, değil mi? Suret itibariyle ağza bir şey giriyor. Ağza giren orucu bozar. Yani bedene giren orucu bozar. Bedenden çıkan abdesti bozar. Peki buradan bir şey içeriye giriyor. Ama manen orucu bozar mı? Bozmaz. Çünkü demiri yutan adam ondan gıda alamaz. Demirden hastaysa demirle tedavi olamaz. Ama sureten bir bozulma hali var. Neden? Çünkü ağızdan bedene bir şey girmiş oluyor. Evübtele al-hadide, ya da demiri yuttu. Evistaka'e, ya da adam ne yaptı? Parmağını ağzına koydu, kustu bu adam. Evistaka'e mil efihi, ağız dolusu bu adam kusarsa, ev tesahhara yadunnuhu leylen vel fecru talihun, ya da adam sahur yemeği yiyor, tesahhara yadunnuhu leylen, zannediyor ki hala fecir vakti olmadı, imsak vakti olmadı zannederek yemek yiyor, ama vel fecru talihun, fecir doğdu yani imsak vakti girdi, bu adam yanlışlıkla yemek yiyor, hala gecede olduğunu düşünüyor. Ev eftara, ya da akşam iftar ediyor. Yadunnuhu leylen, zannediyor ki akşam oldu, gece oldu zannederek 10 dakika öncesinden iftar etti. Oluyor bazen, ezan okuyorlar, millet önce ezan okunduğundan dolayı 10 dakika 5 dakika önce iftar ediyor. Yadunnuhu leylen ve şemsu taliatun, halbuki güneş daha batmamış. Yani güneş mevcut, güneş mevcut ama akşam olduğunu zannederek bu adam yemek yerse, فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا غَيْرُ, bu adama kaza gerekir, başkası gerekmez. Yani kefaret gerekmez. O halde üç başlık altında burayı topladı. Birincisi, normal yolun dışında kişi cima ederse, bu hayvanlaşan bir adamın hayvanla beraberliği olabilir, ya da eşine dokunma durumundaki bir boşalma olabilir, veya diğeri ise tedavi durumunda. Nasıl? İşte lavman yapıyor, burnuna ilaç alıyor veya kulağına damla damlatıyor, açık yaralara merhem sürüyor, içeriye kadar giriyorsa tedavi, bu şekilde bir tedavi varsa bunlardan dolayı da yine oruç bozulur, kaza gerekir. Üçüncüsü ise surette bir bozulma var. Yani bedene almış olduğu şeylerin bir katkısı yok. Ama bedene bir şey girdiğinden dolayı yine oruç bozulur, kaza gerekir dedik. Ne gibi? Demir yuttu. Diğer bir husus ise kusuyorsa adam, ötekiler ise fecir vaktinde adam, daha fecir epey oldu gireli ama ne zannediyor? Hala gecede, hala fecir vakti girmedi zannedip yerse, sonra öğrendi ki fecir vaktinde yemek yedi, bu kişi de kaza edecek. Şimdi şu durumlarda ise kişinin orucu bozulmaz.
önce kaza ve kefaretten bahsetti. Kaza ve kefaretin gerektiği yerler. İkinci olarak sadece kazanın gerektiği yerden bahsetti. Şimdi ise orucun bozulmadığı, dolayısıyla kazanın da gerekli olmadığı hallerden bahsedecek. Efendim, ve in ekele ev şeribe ev cami'a nasiyen. Adam bir şey yedi, bir şey içti, ev cami'a ya da eşiyle beraber oldu ama bunları unutarak yaptıysa bu adama kaza gerekmez. Böyle olan birisine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdular? İnnemâ at'ameke ve sekâke rabbuk. Seni yediren ve içiren Rabbindir. İçiren ve yediren Rabbindir. Unutarak yemek yiyene, su içene dair hüküm budur. Eşiyle beraber olsa da ama unutarak olsa bundan dolayı kişinin orucu bozulmaz, devam edecek orucuna. Kaza gerekmez ona. Ve in ekele ev şeribe ev cami'a nasiyen. Ev name fahteleme. Uyudunuz, ihtilam oldunuz. Öğle vaktinde yattınız, uyudunuz, ihtilam oldunuz. Bundan dolayı oruç bozulur mu? Bozulmaz. Oruç bozulmaz. Yani ihtilam rüyada oldu. Ev nazara ile mura'atin fe enzele. Ya da bir kadına baktı, ihtilam oldu. Erkek kadına baktı, ihtilam oldu. Oruç bozulur mu? Bozulmaz efendim. Oruç bozulur mu? Bozulmaz. اَوْ نَذَرْ اِلَى مْرَأَةٍ فَاَنْزَلَى. Peki, ama kadına bakmak haram tabii, değil mi? Yani bakabilir anlamını çıkmaz tabii buradan, değil mi? Efendimiz Hazreti Ali'ye ne buyurdular? لَا تُطْبِعِنْ نَذْرَةً نَذْرًا. Yani iki defa bakma. İki defa, bir defa yürürken gayri ihtiyari önündeydi, yoluna bakarken gördün. La tutbi'in nazraten nazra. Yani iki bakış üzerine bakış yapma Ali dedi Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Ali radıyallahu an Efendimiz'e. Neden? Birinci bakıştan sorumlu değilsin ama ikinci bakıştan sorumlusun. Kul lil mu'minine yaguzzu min absarihim. Gözlerini indirecekler. Bakışlarını indirecekler. Peki böyle bir durum olsa bozulur mu? Bozulmaz. Eviddehene eviktehele. Ya da adam yağ sürünse, böyle bedenine, saçına böyle yağ sürse daha bakımlı olsun diye. Eviktehele, sürme çekmiş olsa. Evkabbele, eşini öpse. Evigtabe, ya da gıybet etmiş olsa. Evgalebehul kay'u, ya da kusmak ona galip olsa, yani kusuyor böyle, epey kusuyor. Ev aktara fi ihlilihi. İhlil, sebilul bevli. İdrar yoluna, idrar nereden çıkıyorsa, oraya bir şey damlatmış olsa, içeriye damlatsa, yani ev aktara fi ihlili, ilaç vesaire damlatmış, içeriye su damlatsa, ev dakhala halkahu gubarun ev zubabun. Ya da boğazına gubar, toz girse, ev zıbabun, sinek girse, ev asbaha cunuben, ya da akşam yattı, gece uyuyordu bu adam, bir uyandı ki işte sahur vakti girdi, fecr-i sadık oldu, güneşin doğmasına yarım saat kala uyandı bu adam ama cunup olmuş, ev asbaha cunuben lem yuftir, orucu bozulmaz. Yani şu bahsettiğim hususlar, unutarak yedi, içti, eşiyle beraber oldu, uyudu, ihtilam oldu, kadına baktı, boşalma oldu ama haram tabii bakması, yağ süründü, efendim eşini öptü, gıybet etti ama sufiler ne diyorlar? Gıybet orucu bozar diyorlar. Tabii manen oruç çok büyük yara alır buradaki bazı durumlarda. Efendimiz ne buyurmuşlardı sallallahu aleyhi ve sellem? مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Yani kim yalanı, yalanla amel etmeyi terk etmiyorsa Allah Teala'nın onun tuttuğu oruca ihtiyacı yoktur. Değil mi? Peki. وَاِنْ اِبْتَلَعَ طَعَامًا بَيْنَ اَسْنَانِهِ مِثْلَ الْحِمَّصَةِ اَفْتَرَ وَاِلَّا فَلَا.
Ve niptela eğer yutarsa taamen bir yiyeceği beynesnanihi dişleri arasında misle himmasati ne kadar? Nohut tanesi kadar. Aftara orucu bozulur. Peki ve illa fela nohut tanesi kadar olmaz. Küçükse pirinç tanesi kadarsa yutmuş olsa orucu bozulur mu? Bozulmaz. Neden bozulmaz? Çünkü insan nohut tanesinden daha küçük şeylerden sakınamaz. Sakınması zordur. Yani iftar, sahur yaptınız, ağzınızı yıkadınız, orada bir pirinç tanesi kaldı. O ara yuttunuz onu, işte bunu yaptınız diye bundan dolayı orucunuz bozulmaz. Eğer nohut tanesinden küçükse yutulan şey, ama dışarıdan yutmuyorsunuz onu. Nerede? Ağzınız içinde. Bizzat dışarıdan alıp yutmuş olsanız o zaman orucunuzu bozar. وَيُكْرَهُ لِسَّائِمِ Şimdi efendim hem kaza hem kefaret gerektiren durumu anlattı. Kaza gerektiren durumları anlattı. Kaza gerekmeyen halleri anlattı. Şimdi neden bahsedecek? Oruçluya mekruh olan halden bahsedecek. وَيُكْرَهُ لِسَّائِمِ مَذْغُ الْحِلْكِ Yani oruç tutana mekruh olur. مَذْغُ الْحِلْكِ Sakız çiğnemek. Sakız çiğnemesi mekruhtur. Ve zevku yemeğin tadına bakmak. Yemeğin tadına bakarsa da mekruhtur. Vel kubletu illem ye'men ala nefsihi. Eğer kendinden emin değilse bir adamın eşini öpmesi o da mekruhtur. Adamın eşini öpmesi mekruh olur. Eğer bir kadın eşi tarafından azarlanıyor, hakarete uğruyorsa, yemeğin tadına bakması gerekiyorsa, ayarlayamıyorsa tadını, sadece o evdeki kavgayı önleyebilmek için yemeğin tadına bakabilir kadın, o kadar bakar. O zaman mekruh olmaz. Ama yapmaması lazım yine, zorlayacak kendisini. Normal halde mekruh olur. Yemeğin tadına bakmak, sakız çiğnemek, bir de kendinden emin olmayan kişinin eşini öpmesi mekruh olur efendim diyoruz. Peki, yarın kaldığımız yerden devam edelim. Estağfirullah ve etûbileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.